Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Busworth Corp. Kaldığımız yerden tam da devam ediyoruz sizler için. Van Hall standındayız. Van Hall'ün tüm modellerini göstereceğim sizler için. Videoda dıştan göstermeye başlayacağım. Modelini de göstereceğim. Hadi görüşmek üzere. Hemen kapatıp tekrar geliyorum. İlk olarak TDX 27 aracından başlamak istiyorum. Hemen motor hakkında bilgi verelim. Bu araçta DAF MX-13 Euro 6 460 beygir 6 silindir bir motor var. Bu motor 2300 Nm tork güç üretebiliyor. Motor bilgilerini verdikten sonra tasarım ile devam edelim. Arka tasarıma bakacak olursak bence gayet hoş bir tasarımı mevcut. Akabinde yan tasarımına bakacak olursak genel olarak oldukça sade ve güzel bir tasarıma sahip. Ön tarafa bakacak olursak ön tasarım nedense benim hoşuma gitmedi diyebilirim. Diğer iki katlı otobüslere nazaran biraz daha sönük kalmış ön tasarım. İçeri geçmeden önce size aracın yatağını ve bagajlarını göstermek istiyorum. Bagajları oldukça geniş. Ülkemizdeki Sesra 431 ile aynı görünüyor hacim olarak. Ve burada yatağa bakacak olursak bence uzun ve geniş, tek kişinin rahatça yatacağı bir yatak mevcut. İsterseniz ön kısımdan içeri doğru geçelim. Aracın kapısı görmeye alışık olmadığımız şekilde öne doğru açılıyor. Giriş kısmı oldukça geniş, rahatça giriş yapabiliyoruz. Hemen sol tarafta üst kata çıkmak için merdiveni görüyoruz. Ve hemen onun yanında personel koltuğu var. Ön göğüse baktığımızda burada bir takım kapaklar görüyoruz. Bunları açtığımızda bağlantı aparatlarını görüyoruz. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Videoyu izleyeyim derken beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutuyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaparsanız bize destek olmuş olursunuz. Tabii bu bir rica arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunları yaparsanız bize destek olmuş olursunuz. Şimdi hemen videomuza devam edelim. Kokpit kısmı sade bir tasarıma sahip. Sağ tarafta multimedya ekranı, vites gibi araçlar mevcut. Yine sol tarafta ise düğmeler, imdat gibi araçlar mevcut. Şoförün üst kısmına baktığımızda yolcu panelinden koymuşlar buraya. Bence güzel olmuş. Şoför koltuğu oldukça rahat ve hemen kokpitin arkasında bir perde var. Bu perdeyi çektiğimiz zaman yolcu ile araç şoförünün ilişkisi tamamen kesiliyor. Burada şoförün arkasında iki tane koltuk görüyoruz. Bence bunlar personel koltuğu. Öyle görüyorum. Burada yolcu oturtmazlar diye tahmin ediyorum. Alt katta oldukça fazla bölme var. Bu bölmeye bir tane mikrodalga fırın koymuşlar. Karşısında hemen bir tane dolap görüyoruz. Muhtemelen soğutuculu. Koltuklarla devam edecek olursak önünde karşılıklı dörtlü koltuğu görüyoruz. Bu tüm iki katlı otobüslerde gelenek haline geldi diyebilirim. Üst yolcu bölmeleri Setra ile hemen hemen aynı ama ondan biraz daha geniş geldi gözüme. Yolcu üst panelinin tasarımı sade ve güzel olarak yapılmış. Önünde iki tane televizyon var. Bunlar muhtemelen bilgilendirme ekranı olarak kullanılıyor. Aracın mutfak kısmına gelecek olursak muavin arkadaşların rahatça çalışabileceği bir alan var ve hemen burada bir buzdolabı var. Yine çokça bölme koymuşlar. Aynı zamanda burada geniş bir tuvalet var. Siz de görüyorsunuz. Orta merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz. Buradan yatağa giriş var. Siz de görüyorsunuz. Bence zorlanmadan yatağa giriş yapılabilir. Üst kata geldiğimizde koridorun genişliği hakkında bilgi vermek istiyorum. Koridor bence gayet geniş. Rahatça yürüyebiliyorum. El bagajı koyma yerleri bence oldukça geniş. Bu arada aracın koltuk sayısı 63 artı 26 artı 1 artı 1 arkadaşlar. En önde yine TV görüyoruz. Kesinlikle burada yolculuk yapmak istiyorum. Yolcu için her şey düşünülmüş. Koltukları rahat. Aynı zamanda güneşten korunmak için burada güneşliği görüyorsunuz. Son olarak videoları bitirmeden önce USB girişlerinin
yolcu üst panelinde olduğunu belirtmek istiyorum ve sonrasında diğer otobüsümüze geçiyoruz. Bu aracın model ismi TX17 ve az önceki aracın tek katlısı. Zaten tasarım olsun, motor olsun hepsi aynı. O nedenle üstünde çok durmayacağım. Bu aracın sadece ilgimi çeken, bu araçta iki katlı bagaj var. Türkiye'de hiçbir otobüste ben bunu görmedim. Ve sizce arkadaşlar bu mantıklı mı? Yorum olarak fikrinizi belirtebilirsiniz. Zaten araç oldukça heybetli, iki katlı gibi bir görünüşü var. Ve bu araçta ilginç olan şey sadece bagaj değil. Bu aracın yatağı da alışıklığımızın dışında önde arkadaşlar, arkada değil. Aracın içerisine geçecek olursak orta kapıdaki tuvaletten başlayalım. Gördüğünüz gibi geniş ve güzel bir tuvaleti var. Acil ihtiyaçları bence karşılayacak bir tuvalet. Karşısında mini bir tane dolap var. Ön kısımdan içeri girecek olursak kokpit yine bir önceki araçla birebir aynı. Burada personel koltuğunu görüyoruz. Hemen şoförün arkasında bir mutfak var. Güzel bir çalışmalar olmuş bence. Muavin arkadaşlar burada rahatça çalışabilirler. Aracın üst katına, yani yolcu kısmına çıkıyoruz. Aracın yolcu kapasitesi 59+1+1. Bu aracın önünde az önce dediğim gibi mutlaka yolculuk yapmak isterim. Çok keyifli görünüyor bence. Koltukları yine bir önceki araçla aynı. Önlerinde USB girişleri mevcut. Az önceki otobüste üstteydi hatırlarsanız. Yolcu el bagajı koyabileceğiniz alan dolaplı ve güzel duruyor. Koridor aralığı da gayet geniş. Bu aracı tanıttıktan sonra hemen yandaki araca geçiyoruz. Bu araç görünüm olarak TX17'yi andırsa da içi oldukça farklı. Direkt içine geçecek olursak bunun ön kısmında farklı olarak dolap mevcut ve kokpit kısmı yine aynı. Bu aracın içerisinde 3 adet televizyon mevcut. Bu aracın koltukları diğer iki araca göre oldukça güzel ve rahat. Bu aracın dolabı ülkemizdeki modeller gibi orta kısımda. Üst yolcu bagajı koyma yerleri dolaplı ve güzel. Onun haricinde üst kısmı boydan boya cam arkadaşlar, ama yazın bu durum klimaları oldukça etkileyecektir. Gelelim X serisine. Bu modelin adı X17 ve diğerlerine göre görünüş olarak çok farklı. Bu araçta da motor olarak DAF MX13 motoru bulunuyor. Motordan sonra hemen tasarımla devam edecek olursak gördüğünüz gibi dingilli bir araç ve arka tasarımı oldukça güzel, hoş bir görünüme sahip. Aynı şekilde yanlar da öyle ve burada yatağını gösterecek olursak bence biraz daha geniş olabilirdi. Açıkçası bagajlardan biraz daha kısılabilirdi. Bagajlara bakacak olursak bence ülkemize gelirse bagaj sıkıntısı yaşamayacak bir otobüs. Ön tasarıma bakacak olursak bence ön tasarım gayet şık ve güzel bir görünüm var. Dışından bahsettikten sonra içeri doğru geçelim arkadaşlar. Aracın kokpiti yine oldukça güzel. Sağ tarafta multimedya aksamı ve diğer aksamları görüyoruz. Aynı zamanda bir takım yolcu düğmeleri mevcut. Sol tarafta ise yine çok kalabalık olmayacak şekilde düğmeleri görüyoruz. Personel kısmına bakacak olursak koltuk oldukça rahat. Koltuğun yanında görmeye alışık olduğumuz bir dolap görüyoruz. Yolcu kısmı hakkında bilgi verecek olursak bu aracın koltuk sayısı 65+1+1 ve koltuklar oldukça rahat, fakat koltuk araları geniş değil. Aynı zamanda yolcu üst panelin tasarımı diğerleriyle aynı ve üst bagaj koyma yerleri bence geniş. Buraya rahatça eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bu aracın güzel bir diğer yanında muavin arkadaşlarına seveceği mini bir dolabın olması, siz de görüyorsunuz, oldukça güzel ve kullanışlı duruyor. Arkadaşlar araçlarımızı tanıttık, sizler de gördünüz. Videomuz bu kadardı. Videoyu bitirmeden önce siz olsaydınız hangi aracı neden alırdınız? Yoruma bekliyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.